Merhaba. Odak Dergisi kolektifinin hazırladığı haftanın yorumunu sunuyoruz. Yorumumuza en güncel gelişmeyle, yani İran'ın İsrail'e misillemesiyle başlayacağız. Misilleme beklendiği şekilde gerçekleşti. Yani İran savaşın tırmandırılmasını yol açmayacak şekilde, ama İsrail'e bir ikaz, aynı zamanda bir güç gösterisi amacını sağlayacak şekilde bir misillemede bulundu. Alınan sonuç görüşümüzce iyidir. Savaşın tırmandırılması işimize gelmez. Bugünkü koşullarda anti-emperyalist güçlerin bölgemizde zayıf olması, özellikle savaşın bölgeye yayılması halinde bir halklar boğazlaşması yaşanacaktır. Başka savaşın başka sakıncaları da bir tarafa. Bu kutuplaşmada, bu gerginlikte İran'ın yanında olduğunu, yer alması Rusya'nın, bu da olumlu bir şeydir. Her ne kadar gerçeği tam yansıtmıyor olsa bile. Ayrıca Rusya batılı ülkeler gibi davranmadı. Mesela Hamas'ı terörist ilan etmedi. Kendi ülkesinde onunla görüştü. Bütün bunlar eğer bölgede bir anti-emperyalist, Müslüman halk arasında anti-emperyalist, özellikle Arap halkı içerisinde anti-emperyalist bir yurtseverliğin gelişmesine sağlarsa çok olumlu olacaktır insanlık açısından. Bu gelişme bilindiği gibi Afrika'da gerçekleşti. Özellikle Rusya'nın ve Çin'in bu konuda bir rolü var. Böyle bir şey çok olumlu bir sonuç yaratacaktır. Yorumumuzun bundan sonraki bölümünde muhalefette, iktidar, burjuva muhalefette iktidar arasındaki çatışmaya, halk güçleri ve sosyalizm adına bakmaya çalışacağız. Bu rekabeti, bu çatışmayı nasıl görelim, nasıl değerlendirelim? Şimdi bilindiği gibi CHP kazandı, AKP kaybetti. Henüz halk güçleri ve sosyalizm ne kazandı ne de kaybetti. Fakat AKP'nin kaybetmesi lehimizedir. Çünkü eğer kazansaydı, bu baskıların artmasına, dinciliğin gelişmesine, dinci programının içeride ve dışarıda, AKP'nin dinci programının içeride ve dışarıda daha derinleştirilmesine yol açacaktı. Bu bakımdan bizim lehimizedir. Aradaki rekabet, mesela şimdi CHP şu anda sağladığı seçim başarısıyla nüfusun %70'inden fazlasını ve ekonomik kaynakların da gene, işte ekonomik şeylerin de, ekonominde %80'inden fazlasının cereyan ettiği yerlerde bir üstünlük sağlamış oluyor. Bunları kontrol altına almıştır anlamında söylemiyoruz. Bu olumludur, dengeleyici bir şey görebilir, işlev görebilir ve biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin gene AKP ile rekabet için bazı dayanışma faaliyetlerine girmesini olumlu karşılıyoruz. Bunların Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde belediyecilikte dayanışma faaliyetleri geliştirenlerin bir kısmı sosyalistlerdir. Onlar samimiyetle yapıyorlar. Onları zaten kabul ediyoruz, destekliyoruz. Ama burjuva kesimler de böyle şeyler yapmak zorunda kalıyorlar. Mesela halk ekmek gibi, mesela yurt gibi, mesela öğrencilere burs gibi ve kent lokantaları gibi bir kısım formüller buluyorlar ve olumlu sonuçlar yaratılıyor. Bunların desteklemeli ve gelişmesini sağlamalıyız. Ayrıca sosyalist hareketlerin, demokratik güçlerin kültürel faaliyetlerini kolaylaştırıcı yönde de katkılar sağlıyorlar. Bunları olumlu görüyoruz ve desteklememiz, değerlendirmemiz gerekiyor, örgütlenmemiz ve mücadelemiz açısından. Aynı zamanda iktidar belediyelerinin çürümüşlüğünün teşhir edilmesi yararlıdır. Doğrusunu yapmayı geliştirecek anlamda, yani tekrar edecek anlamda değil, yararlıdır. Neler çıktı, neler mesela? Mesela binlerce ölüye oy kullandırtılması, sonra 1 milyon liranın örneğin çereze verilmesi, örneğin işçilere verilmesi gereken maaşın yandaş kulübe verilmesi gibi bir yığın saçmalıklar, bir yığın çürümeler ve buna karşı iktidar belediyesinin de, iktidarın da daha doğrusu devleti kullanarak muhalefet belediyelerini
kontrol etmesi bizim yararımız oluyor. Çünkü muhalif belediyeler, eğer burjuva muhalif belediyeler yolsuzluk yaparsa onlar da kendisi gibi, o zaman iktidar bunları yakalıyor, topluma gösteriyor ki rekabette öne geçsin. Biz bunları temiz toplum yaratılması, dayanışmacı toplum yaratılması doğrultusunda destekleyebiliriz. Yani iktidarı destekleyebiliriz değil, değerlendirebiliriz. Egemen güçler arasındaki, yani burjuva partiler arasındaki bu rekabet ne, üç alanda ne yazık ki kendisini ortaya koymuyor. Üç alan bu rekabetin dışında bulunuyor. Bu alanlardan bir tanesi özelleştirmecilik, diğeri işçi sınıfının aşırı sömürüsü, bir üçüncü alan da emperyalizme teslimiyettir. Evet, hiçbirisi bu alanda birbirine karşı muhalefette bulunmuyor. Şimdi kamuculuk diye bir şey yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında. AKP'yi biz biliyoruz. Nasıl yerli ve milli edebiyatının arkasında, hatta anti-emperyalist edebiyatın arkasında nasıl Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını özel şirketlere, hele hele emperyalist şirketlere peşkeş çektiğini biz biliyoruz. Ve bunların teşhir olması olumludur. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda çok özel bir değişik farkı yok. Onlar da mesela benzer şekilde, benzer bir program uyguluyorlar. Ne sağlıkta, ne eğitimde mesela özelleştirmeciliğe karşı davrandıklarını, bir şeyler ileri sürdüklerini ne yazık ki göremiyoruz. İşçi sınıfının aşırı sömürüsünde her ikisi de birbiriyle yarışıyor ne yazık ki. Aralarında bazı farklar olabilir ama temel bir farklılık yok kamuculukta yaşandığı gibi. Orada da temel bir farklılık görülmüyor. Mesela CHP'li belediyelerin işte taşeronculuğu nasıl desteklediklerini, işçileri nasıl işten çıkardıklarını, sendikayı, adı devrimci olan sendikayı bu konuda nasıl kullandıklarını ve sarı sendikaya çevirdiklerini biz biliyoruz, üzülerek izliyoruz ve işçi direnişlerini canı gönülden destekliyoruz, içinde yer alıyoruz. Bir üçüncü alan daha var. O da en tehlikeli olanı. Çünkü sosyalist hareket içerisinde bu alan hakkında bir kafa karışıklığı mevcut. O da emperyalizme teslimiyet. Şimdi bunu şöyle söyleyelim. CHP'de, AKP'de batılı emperyalistlere teslimiyet politikaları yürütüyorlar. AKP zaten iş başına batılı emperyalistlerin eliyle gelmişti. Ve onların çok kötü, çok hain bölgedeki planlarını gerçekleştirme sözü vererek başa geldi. Şimdi AKP eskidi, artık amaca yeterince hizmet edemez hale geldi. Bu yüzden Amerikan emperyalizmi onu dengelemeye çalışıyor. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısından bu anlamda mutlu görünüyor. Basına bakıldığında örneğin Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde İmamoğlu'nun özel olarak kullandığını görüyoruz. Emperyalist basının. Zaten İmamoğlu'nun kendisi de böyle bir çaba içerisinde, vaktiyle hatırlanacağı gibi İngiliz konsolosuyla işte yemek yediğini teşhir etti AKP onun. Sonra Ekonomist dergisinde yazı yayınladı. Çok önemli bir şey yapıyormuş gibi. Çünkü oradan güç almaya çalışıyor. Tıpkı vakti zamanında AKP'nin oralardan güç almış olması gibi. Eskiden AKP Amerika'yı işte Rusya, Çin, Avrasya şeyiyle, blokuyla dengelemeye çalışanları tasfiye etmişti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi benzer bir şey yapıyor. Hatırlanacaktır. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gitti Amerika'ya, gitti İngiltere'ye. Oralarda mesajlar verdi. Dedi ki biz NATO ülkesiyiz. Bizim işte Batı'ya yaklaşmamız lazım. Batı'dan uzaklaştırıyor AKP. Yani inanılmaz şeyler söyledi. Çok üzücü, endişelendirici şeyler söyledi. Bu konuda en kötüsü de şudur bu konuda. Türkiye solu bu konuda kafa karışıklığı içerisinde. Özellikle 1990 sonrası, 80 sonrasında askeri junta bu Türkiye solundaki anti-emperyalist duyarlılığın azaltılması doğrultusunda, anti-emperyalist yurtseverliğin azaltılması doğrultusunda bilinçli politikalar izledi. Yalnız 1990 sonrası gelişen Kürt siyasal hareketi
başarıya ulaşmak için mevcut koşullarda Amerikan emperyalizmini bir vasıta olarak görmeye başladı. Onların yardımına ihtiyacının olduğunu düşünmeye başladı. Onlara yaklaşmaya başladı. Kürt Ulusal Hareketi Türkiye solunu yedekleme politikaları izlediği için, geliştirdiği için etkili oldu. Ve mesela yurtsever anti-emperyalist çizgiyi benimseyenleri milliyetçi ilan ettiler. Şövenist ilan ettiler. Ulusalcı ilan ettiler. Halbuki anti-emperyalist yurtsever çizgi Türkiye Sosyalist Hareketi'nin doğuşundan bugüne gelen, doğuşunda olan baskın bir çizgidir ve çok çok olumlu tarafıdır. En güçlü tarafıdır. Şimdi o günlerde işte AKP'nin iktidara gelmeye çalıştığı, Amerikan emperyalizminin eliyle iktidara gelmekte olduğu günlerde Kürt siyasal hareketi AKP'nin böyle yakınında duruyordu. Buradan bir şey elde etmeye çalışıyordu. Bugün bir süredir CHP'nin yakınında yer almaya çalışıyor. Çünkü onun ulusal çıkarları, ulusal hedefleri esas aldığı için öyle bir eğilimi bulunuyor. Yalnız Türkiye solunun bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Türkiye solu herhangi bir ne ulusal işte Kürt siyasal hareketini ne CHP'yi bu konuda kendisinden görmesi mümkün değildir. Türkiye solunun bir geçmişi vardır ve en sağlam tarafı da anti-emperyalist yurtseverliktir. Türkiye solunun en sağlam taraflarından bir tanesi anti-emperyalist yurtseverliktir. Bundan Türkiye solu ne zaman uzaklaştıysa, ki 90 sonrası halkından tecrit olmuştur, ne zaman ki Türkiye solu anti-emperyalist yurtseverlik bayrağını dalgalandırmışsa güç kazanmıştır. AKP'nin sahte anti-emperyalizmden, burjuva muhalefetin de Amerikancılığından uzak durmalıyız. Biz elbette AKP'nin işte Libya'da, Suriye'de, Irak'ta yeni Osmanlıcı işgalci politikalarını benimsemiyoruz. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti ile beraber düşüyoruz. Ancak bu iki güç dünyadaki kutuplaşmada kendilerini batıl ülkelerin yakınında görüyorlar ve Türkiye'yi oraya çekmeye çalışıyorlar. Sosyalist hareket bu konuda bağımsız tutumda olmalıdır. Çok çok önemlidir. Özellikle son işte 30 yıldır, 35 yıldır Türkiye solunun Kürt siyasal hareketiyle giriştiği olumsuz ilişkiler bu konuda bir düşünce şeyine yol açmıştır. Sakatlanmasına yol açmıştır. Türkiye solu anti-emperyalist yurtsever geleneği adeta Kemalizm ve ulusalcılık görmeye başlamıştır. Çok önemli bir kesim. Bu konuda kesinlikle eleştirici ve cesur bir tutumda olmamız gerekiyor. Başta emeğin hakları olmak üzere bütün demokratik hak ve özgürlükleri, ulusal solun dahil, bütün demokratik hak ve özgürlükleri tabii ki sosyalizm perspektifinden ve aynı zamanda da anti-emperyalist yurtseverlik çizgisiyle beraber savunmalıyız, beraber ele almalıyız ve beraber savunmalıyız bunlarla. 1960'lı ve 1970'li yıllar pratiği gösterdiği gibi anti-emperyalist yurtseverlik çizgisi bizim ülkemizin tarihsel derinliğine, halkımızın bilincine ve ruhsal yapısına hitap etmemize uygundur. Ülkemizin ve insanlığın, bölgemizin çıkarlarına da uygundur. Enternasyonizmin yolu buradan geçiyor. Başarının yolu buradan geçiyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve sizlere güzel bir yeni hafta diliyoruz. Hoşça kalın.